Merhabalar, Bisiklet Spor kanalına hoş geldiniz. Transfer sezonu başlayalı 5 gün oldu. 5 günde birçok ismin transfer olduğu açıklandı. Özellikle Wörthl seviyesinde, yani bilinen en üst seviyede profesyonel bisiklet, yol bisikleti dünyasında transfer olan birçok isim var. İlk videomuzda birkaç tanesine değinmiştik o gün ne kadar açıklanan ve kesinleşen transferleri. Şimdi gelin geri kalan açıklanan transferlere bir göz atalım. Tekrar yine ben ekranımı paylaşayım. Burada zaten birkaç tane sayfayı açmıştım bu konudaki ilgili sayfaları. Bu sayfayı kullanacağım. Yine ilk videoda bahsettiğim Pro Cycling Stats'in takımlara girdikten sonra transfers kısmına tıkladığınızda açılan liste. Şu ana kadar 27 kesinleşmiş transferi listelemişler. Dediğim gibi bunların birkaç tanesine değinmiştik ilk videoda. Bu videoda da kalan yerden başlayalım. Yani sanırım en son buraya kadar değinmiştik. Daniel Oss ve Peter Koenig'den bahsetmiştik. Bora Hansgrohe'ye, ikisinin birlikte Bora Hansgrohe'ye gitmesinden. Şimdi kalan transferlere bakalım. Önemliler üstünde biraz daha konuşup yorumlayabiliriz. Burada hemen Fortuna Oskaro'nun transferinin başladığı günün ertesi gün, yani 1 Ağustos'ta, 2 Ağustos'ta açıkladığı iki transfer var. Bir tanesi Amael Moinard. Yine Fransız bisikletçilerden, tırmanışçılardan domestik olarak genelde bilinen. BMC'deydi uzun yıllardır. Şu anda yani 2018 itibariyle o da Fortuna Oskaro'ya geçiyor. Ama bundan çok daha önemlisi tabii ki Warren Barguil, Fransa turunun yıldızlarından. Hem iki etap kazandı, hem Bene Climo'yu kazandı. Hem en agresif diyelim artık, en atakçı, en agresif bisikletçi ödülünü kazandı. Ve bundan sonraki senelerde Fransa turuna genel klasman iddialısı olarak gelmesi bekleniyor. Tabii Team Sunweb'in planlarında seneye bu rolü Tom Dumoulin'e vermek var. Tom Dumoulin bu sene Giro'yu kazandı. Vuelta'da bu sene yarışmayacak ama seneye Fransa turuna gitmesi bekleniyor. Tabii bunun biraz parkura da bağlı. Yani Giro parkurunda çok daha fazla, nasıl diyelim, zamana karşı olursa veya o kadar fazla keskin uzun tırmanış olmasa yine Giro'yu tercih etme ihtimalleri var. Ama bu gelişiminden sonra ve özellikle Giro'yu da kazandığından sonra Fransa turuna gitmesi çok daha büyük ihtimal gözüküyor. Ki genelde Fransa turunda Giro kadar çok daha uzun ve keskin tırmanışların olmadığını biliyoruz özellikle son yıllarda. Bu nedenle böyle bir ikilemde kalacaktı takım aslında. Belki de yavaş yavaş kalmaya başlamıştı. Çünkü Barguil Fransa turuna muhtemelen yine gelmek isteyecekti ve o da takım lideri olmak isteyecekti. Her ne kadar yani bana sorarsanız Giro'ya gidip orada da bir kendini göstermesi çok daha iyi olurdu. Yani Dumoulin'in yaptığını benzer bir şekilde Giro'ya gidip orada takım lideri olup yine pembe moya'yı kovulası çok daha iyi olabilirdi kendisinin gelişimi adına. Ama muhtemelen Fransa turuna gitmek isteyecek. Ve hatta önümüzdeki sene içinde geçerli bir kontratı var aslında Team Sunweb'de. Buna rağmen takımdan ayrılıp önümüzdeki sene Fortuna Oskaro'ya geçtiği açıklandı. Burada tabii aslında normalde Team Sunweb'e bir bonservis gibi, yani futboldaki çok bisiklette görmediğimiz bir bonservis uygulaması olması lazım. Ama açıklanan bildiğim kadarıyla bir değer yok. Hatta söylenilen Team Sunweb'in hiçbir para almadan kontratını serbest bıraktığını Warren Barguil'in söylüyorlar. Biraz ilginç bir karar. Yani kendileri açısından öyle bir ikilemde yer almayacaklar Fransa turuna seneye için ve takım içinde bir huzursuzluk oluşmayacak. Artı kısmı o ama çok da iyi bir performans gösteren bisikletçi olduğu için belki de biraz bir şeyler kazanabilirlerdi en azından maddi açıdan diyelim. Bu önemli, en büyük transferlerden açıklanan şu ana kadar bir tanesi Warren Barguil. Yine diğer bir Fransız Tony Galopin. Klasikçi, işte tek gün bisikletçisi ve Fransa turunda da bildiğimiz kadarıyla düzenli olarak yer alan, hatta sarı mayoyu giymiş, etapta kazanmışlığı var. Lotto Soudal'den AJ Tuar'a geçiyor. Yine bir Fransız bisikletçinin bir Fransız takımına geçtiğini görüyoruz. Hatta bu son 3 transfere bakarsanız hepsi de aynı şekilde gerçekleşiyor. Fransız bisikletçi BMC'den işte Fransız takımına geçiyor. Warren Barguil de benzer şekilde, Tony Galopin de benzer şekilde. Böyle bir ufak bir trend oluştu o birkaç gün içerisinde. AJ Tuar'ın yaptığı açıklamaya göre, basın açıklaması da, hatta Warren Barguil'in basın açıklamasını da göstereyim. Tabii İngilizce olduğunu zannetmiyorum seçeneğinin. Fransızca olarak açıklamıştı takım. AJ Tuar'ınkinde ise İngilizce olarak bulabiliyorsunuz. Burada kısaca şurada bahsediyor. Klasiklerde Oliver Nason'a yardım edeceği, Fransa turunda da Romain Bardet'e yardım edeceğini bahsediliyor. Tabii sırf domestikten daha üstün bir
bir gömlek üstün bir pist geçti onu galepen. Aynı zamanda kendine uygun etaplarda, yarışlarda zafer kovalayabileceğinden de bahsetmişler Vincent LeMahieu. Bu da dediğim gibi önemli bir transfer. AJ Tua genel olarak güçlenmeye devam ediyor. Ve ilginç olarak biraz da gördüğüm Oliver Neyson'u, tabii bu sene özellikle başarılıydı ama kesin olarak bir klasiklerde lider olarak belirlemişler ve Tony Galepe'nin de onun seviyesinde bir skeçininde Oliver Neyson'a yardım edeceğinden bahsediliyor klasiklerde. Geri dönelim. Başka hangi transferlerimiz var? Manuel Senni genç İtalyan bir skeçilerden. BMC'de çok uzun süredir, tabii genç olduğu için zaten çok uzun süredir profesyonel değil ama İtalyan takımına dönüyor. Pro Conti, Bardiani'ye. Jaime Rosson Cajarural'den Movistar'a. Yine Movistar bir tırmanışçı, bir İspanyolca konuşan tırmanışçı daha kadrosuna katıyor. Yine bir genç isim. Hatta bugün tamamlanan Walter Burgos'ta da sanırım genel klasmanı 5. sırada tamamlamıştı. Güzel bir transfer. Omar Fraile, yani Dimension Data'dan Astana'ya geçiyor. Dimension Data'da aslında bence amacına ulaştı. Hatta kendi başarısını da üstüne kattı. İşte tırmanış moyasını kovalıyordu. Küçük, kısa etaplı yarışlarda etap kovalıyordu. Yine büyük turlarda da kaçışta yer aldığını biliyoruz. Etap kazanabilecek, yarış kazanabilecek bir bisikletçi. Astana'nın böyle bisikletçilere de ihtiyacı var. Yine tırmanışçı, çok tırmanış özelliği öne çıkmasa da tırmanış özelliği çok kötü olmayan bir bisikletçi. Fena bir transfer değil. Burada BMC'nin bir transferi daha var. Hatta iki transferini birlikte konuşmak istiyorum. Alberto Betiol, yine genç İtalyan bisikletçilerden. Geçen sene sonuna kadar çok bilinmeyen ve geçen sene sonundaki tek günlük klasiklerde aldığı önemli derecelerle çok iyi World Tour puanı toplayıp Cannondale'in takım olarak, yani sanırım takım, şimdi yalan söylemiş olmayayım, tam sırasını hatırlamıyorum ama 18 World Tour takımı içinde ilk 8 ya da 7. sırada olarak yılı bitirmiş olması gerekiyor. Buna en çok katkıda bulunan bisikletçi de Alberto Betiol ve dediğim gibi çok genç bir isim. Ama bundan sonra kendisini BMC'de izleyeceğiz. Onlar da yine AJ Tour'un Oliver Neyson'un yaptığını, benzerini tabii Greg Van Avermaet için yapıyorlar. Yine basın açıklamasında da burada zaten görebilirsiniz. Hemen Alberto Betiol transfer basın açıklaması ama zaten biraz baktığınızda işte Greg Van Avermaet hemen ismi burada yer alıyor. Burada da yine klasiklerde ve tek günlük işte yani yarışlarda yani Greg Van Avermaet'e destek olacak önemli bir isim ve hala 23 yaşında, önümüzdeki senelerde biraz daha gelişmeye devam ederse daha da iyi başarılara kendisi de ulaşabilir. Bu birinci transferi bugün ele alacağımız BMC'nin. İkincisi de Jürgen Rollands, yine klasikçi, yine tek günlük yarışlar ve yine burada bakarsanız işte Greg isimleri yer alıyor. Jürgen Rollands gibi yine Tour de Flanders'ta sanırım üçüncülüğü olan bir bisikletçi. Onu da yine Greg Van Avermaet'e destek amaçlı kadrolarına katıyor BMC. Bu alanda işte Daniel Rosson ayrılmasını telafi etmiş. Hatta belki de üstüne koymuş bile oluyorlar. Yine önümüzdeki sene BMC'den klasiklerde güzel bir performans bekleyebiliriz. Bundan sonra başka neler var? Orica Scott'ın iki transferi var. Onlara da bakalım. Zaten onları da buraya açmıştım. Mikel Nieve Team Sky'dan Orica Scott'a geçecek. Ve bugün açıklanan son transferde Cameron Meyer yine Dimension Data'dan. Aslında Dimension Data dememek lazım. Çünkü 2016'da bırakmıştı. Kontratını feshetmişler karşılıklı anlaşıp. O zamandan beri yani yaklaşık bir seneye geçti sanırım. Hiçbir takımda profesyonel olarak yer almadı. Ya pist bisikletinde yarıştı ya da Avustralya ulusal takımıyla birkaç farklı etaplı yarışta yarışmışlığı var. O da Orica Scott'a geri dönüyor aslında. Çünkü Orica Scott'tan en başından beri Orica Scott'ın daha doğrusu Orica Green Edge bisikletçilerinden bir tanesiydi. Basın açıklamalarını şöyle göz atalım. Bu zaten burada da herhalde bahsetmişti diye hatırlıyorum. Orica'nın genel klasmana odaklanma planlarından bir sonraki aşaması. Geçen sene Roman Kreuziger'i transfer edip İşte Yates kardeşler ve Chavez'e dağlarda domestik desteği sağlamak amaçlamışlardı ve takım kaptanlığı, liderliği, yol kaptanlığı gerektiğinde. Nieve de bunun bir farklı versiyonu olacak. Teoride Nieve'nin Kreuziger'ına daha iyi tırmanışı olmasını bekliyoruz aslında.
Ama tabii burada biraz ufak sorun yaş açısından öyle bir çekince olabilir. En azından benim biraz var. Burada zaten bahsetmiş 33 yaşında, seneye 34, sonraki sene 35, 2 yıllık kontrat olması gerekiyor bunun. Ne kadar bu performansını devam ettirebilir bilim yani bir görmek lazım. Ama kesinlikle bir katkı sağlayacağı malum. Zaten Orica Scott'ın da bu Yates kardeşler ve Chavez'den dolayı tek büyük turu değil, üç büyük tura birden kazanma potansiyeliyle gittiğini biliyoruz. Yani neredeyse bir Team Sky kadar farklı bir derinliği var bu açıdan. Ve hem gerek Giro'ya gerek işte Tour de France'a gerek Vuelta'ya olsun. Niye ve içinde en az bir belki de hatta iki büyük tur koşması muhtemel olacaktır. O açıdan güzel bir transfer. Cameron Mayer'dan da bahsetmiştik. 2016'dan beri herhangi bir profesyonel takımda yarışmadı. Oradan ayrıldı. Dimension Data'dan şimdi tekrar geri dönüyor ve bir 2 ya da 3 yıllık kontratı olması gerekiyor bunun da. Önümüzdeki senelerde Cameron Mayer'ı izlemeye devam edeceğiz. Burada yapılan açıklamaya göre de sadece yola değil, yarı yola odaklanacak. Yani asıl hedefinin işte 2020'deki Tokyo Olimpiyatlarında sanırım Madison'da altın madalya kovalamak. Ondan bir sene önce galiba Commonwealth oyunları var. Onda da yine pist bisikletinde yarışmayı istiyor. Bunları göz önünde bulundurarak kendisine bir hem pist bisikleti yarışları hem de yol yarışlarıyla nasıl diyeyim karıştırıp şöyle ortaya karışık bir menü hazırlayacaklar herhalde. Bir takvim hazırlayacaklar. Yani domestik olabilir muhtemelen olacaktır. Öyle bir katkısı olacak Cameron Mayer'ın da Orica Scott'a. Kalan isimleri çok detayına girmeden sadece isimleri okuyarak geçeyim. Jérôme Cousin, Cofidis'ten direkt Energie'ye geçiyor. Yine Fransız Pro Conti takımından diğer bir Fransız Pro Conti takımı. Gorka Izagirre, Movistar'dan Bahreyn'e geçiyor. Yine kardeşi Ion Izagirre'ni takip etmiş oluyor Bahreyn'e. Rein Taramee, Katusha'dan direkt Energie'ye. Burada yine direkt Energie'nin bir transferi daha bahsetmiş olalım. Ve son olarak da Matej Moric, UAE'den o da Bahreyn'e geçiyor. Bahreyn'in de yine güzel transferleri var. Çok büyük bir ismi henüz almış olmasalar da. Burada Matej Moric hakkında aslında emir olmak için hemen bu videoyu çekimine başlamadan önce bir göz atmıştım. 2014'ten beri yani 14, 15, 16, 17, 4 yıldır World Tour seviyesinde yarışıyor ama yaşına bakın hala 22. O yüzden ilk bir zamanki beklenen belki çıkış henüz yakalayamadı. Yani ara ara bir parladığını görüyoruz çeşitli yarışlarda. Ama hala 22 yaşında ve gelişmeye potansiyeli var. Daha güzel sonuçlar da görmeyi umuyoruz demeyelim ama potansiyeli devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine bundan sonraki günlerde açıklanan transferleri tekrar ele alabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.